Sevgili seyirciler, herkes için sağlık programında tekrar beraberiz. Bizim için çok önemli ve çok değerli bir aya girmiş bulunmaktayız. Ramazan ayında kronik hastalığı olan hastalarımızın nelere dikkat etmesi gerektiği, tansiyon, şeker, kalp, böbrek hastalarının nelere dikkat etmesi gerektiği ile ilgili bugün çok önemli konuları konuşacağız. Bu haftaki konuğumuz, dahiliye uzmanımız sevgili Mustafa Doğan. Evet, hoş geldin sevgili Mustafa. Hoş bulduk Rabia, teşekkür ederim. Güzel bir aya girdik. Bizim için çok önemli bir aya girdik. Evet. Ama bu ayda da hastalarımızın dikkat etmesi gereken çok önemli şeyler olduğunu düşünüyorum ben. Özellikle diyabet hastası, şeker hastaları, tansiyon hastaları, böbrek hastaları için gerçekten önemli ve dikkat edilmesi gereken bir ay. Onun için önce bir diyabet hastalarından başlayalım. Bu hastalar bu dönemde neye dikkat etmeli? Oruç tutabilir mi? Biraz onları konuşalım. Şimdi özellikle Ramazan ayı yaz aylarına denk geldiğinde biliyorsun oruç süresi yaklaşık 16-17 saati buluyor. Dolayısıyla kronik hastalık dediğimiz şeker, tansiyon, kalp yetmezliği, böbrek, astım, KOAH olanların buna biraz daha dikkatli olması gerekiyor. O açıdan uzamış oruç süresi bunların şeker regülasyonunu, tansiyon ayarlanmasını, kalp hastalarında vücutta ödem toplanması gibi şeylere neden olduğu için biraz daha doktor kontrolüyle bu işi götürmeleri gerekiyor. Şeker hastalarında biz illa şeker hastaları kesin oruç tutmaz demiyoruz. Belli kriterlerimiz var. Onlara uyuyorsa hastalara şeker oruç tutmalarına müsaade ediyoruz. Ama tip 1 diyabet dediğimiz kesin insülin kullanan hastalara asla oruç müsaade etmiyoruz. Tip 2 diyabette de kan şekeri ayarlıysa, hemoglobin A1C dediğimiz 3 aylık şeker ortalaması 8'in altındaysa ve insülin kullanmıyorsalar onlara bizim kontrolümüz altında oruç tutmalarına müsaade ediyoruz. Ama yine de tekrar söylemekte fayda var. 17 saati bulan oruç süresi bizim için her zaman kriterdir. Ya da hasta çoklu ilaç kullanıyorsa, yani bir değil iki, gün içinde 2-3 tane alması gerekiyorsa tabii ki onlara müsaade etmiyoruz. Bir de Ramazan'da en büyük sıkıntılardan bir tanesi iftar saatinde çok hızlı bir yemek yeme alışkanlığımız var ve şeker dengesini herhalde daha fazla bozuyoruz. İftar o dönemde yemiş olduğumuz yemeklerden dolayı. Bir de maalesef toplum olarak tatlı tüketimimiz çok fazla. Evet. Hele de Ramazan'da bunu çok daha fazla arıyoruz galiba. Evet, o yüzden daha dikkatli olmaları gerekiyor. Çok doğru söylüyorsun. Özellikle sahurda biraz daha glisemik indeksi düşük dediğimiz kana şekeri yavaş kalışan gıdalar tüketmek. İftara doğru da şeker iyice düşünce tabii ki iştaha açılıyor. Şeker düşünce ne yiyeceklerini şaşırıyoruz. Öyle olunca dediğiniz gibi özellikle tatlı gıdalardan hatta normal yemeği bile yavaş yavaş tüketerek orucu açmak gerekiyor. Tabii. Bir de en büyük sıkıntılardan bir tanesi diyabet hastaları zaten böbrek fonksiyonları açısından risk altında olan hastalar. Evet. Bu dönemde de susuz kaldığımız süre çok uzun bir süre. İftarla sahur arasındaki süre de çok kısa ve bir kısmını uykuda geçiriyoruz. O yüzden bu dönemde su tüketimi azalacağı için böbrek hastaları, diyabeti olan hastalar ama böbrek komplikasyonu gelişme ihtimali de yüksek. Bu konuda biraz bahsedelim. Tabii özellikle kanıtlanmış böbrek yetmezliği varsa ya da böbrek taşı varsa bu tür hastalarda özellikle bu mevsimde uzamış Ramazan oruç döneminde neredeyse oruç tutmalarını biz de istemiyoruz. Çünkü dediğin gibi akşam içtiği su ne kadar içebilir ki? Gündüze tükettiği suda gündüze tüketim fazla olunca terlemeyle sıcakla dolayısıyla yetmeyince böbrek fonksiyonları bozulabiliyor. Taşı olan hastanın taşı hareket etmeyeceği için ağrı yapmaya başlıyor. Dolayısıyla bu tür hastalarda eğer böbrek fonksiyonları ispatlanmış bozuksa oruç tutmalarını onlar da çok istemiyoruz. İstemiyorsunuz. Peki ne kadar su tüketmeleri lazım iftardan sonra hastaların? Ya normalde bir insanın günlük tüketmesi gereken su 2-3 litredir. Bunu tüketebilmek lazım. Tabii senin de dediğin gibi iftarla sahur arası kısa, çok bir kısmı da uykuyla olduğu için çok su tüketmek pek mümkün olmuyor. Bu hastalara ama şunu diyebiliriz, muhakkak sahura kalkın. Bazı kısa süre olduğu için genelde iftar yapıp ertesi güne geçiliyor. Muhakkak sahura kalkın, en azından birkaç bardak su için diye telkin ediyoruz. Ama 2 litrenin üzerinde su tüketmek gerekir tabii ki. Peki biz Ramazan'da çayı çok tüketiyoruz, işte kolalı içecekler fazla tüketiyoruz, işte ayran çok tüketiyoruz. Tüketimi daha çok hani direkt su yerine bu yan maddelerden daha fazla alıyoruz. Su yerine geçiyor mu peki içmiş olduklarımız? Tabii ki eğer içinde yani kalorili dediğimiz şekerli bir şeyler yoksa sıvı olan her şey su yerine geçer. Tabii ki %100 suyun yerini tutmaz ama
ben tiryakiyim, çay içiyorum diyen bir insan da bizim işimizi görür aslında. Peki sodanın mesela bu dönemde mineral kaybı sıcak bir yandan faydası var mıdır? Tüketmeyi tavsiye etmek gerekiyor kesinlikle, mu? Kesinlikle faydası vardır. Hı hı. Sadece tansiyon kalp hastalarında kontrolü gitmek lazım. Dediğin gibi gündüz terle sodyum, potasyum gibi mineraller kaybedildiği için akşamları alınacak bir tane soda onu dengelemeye büyük bir katkısı olacaktır. Tabii. Peki bizim normalde en büyük sıkıntılarımız bu, reflü hastalığımız çok fazla. Evet, mide ve bağırsakla ilgili problemlerimiz çok fazla. Açlık süresinden sonra hızlı yeme zaten mideyi bir açıdan yoruyor. İkincisi sahurda da bir sıkıntı yiyip yattığımız için reflü olma ihtimalini de artırıyoruz. Kesinlikle. Peki bunlarda neler dikkat edeceğiz? Ramazan'da yani oruç döneminde zaten bizim mide bağırsak şikayeti olan hastalarımız artar. Onun da nedeni tamamen bu. Kış ayına Ramazan denk geldiğinde bu pek olmuyor ama uzun süre oruç olduğunda oluyor. Dediğiniz gibi sahurda yiyip yatıyoruz, direkt reflüyü kontrolden çıkarıyoruz. Akşamda uzun süre açlık peşine yemek yiyince midede gastriti ya da 12 parmak bağırsakta ülseri olan hastaların bu tür şikayetleri maalesef artıyor. Bir de iftar yapıyor, peşine bir ağırlık çöküyor, şöyle bir uzanayım deyince o reflüsü olan hastaların şikayeti daha da artıyor. Dolayısıyla mide bağırsak hastalığı olan hastalarda daha kontrollü yemek, daha yavaş sindire sindire yemek hep sık önerdiğimiz şey. Sık az az daha olacak. Daha kesinlikle. Olacak tabii yani. Posalı yiyecekler, yani hazmı biraz daha yavaş olan yiyecekler tüketmek, hamur işi ya da o tür şeyler yerine sebze türü yemekler yemek tavsiye ettiğimiz şeyler. Abi size poliklinikte illaki ben bu dönemde oruç tutabilir miyim diye soran çok fazla hasta yani gelecek, geliyor da büyük bir ihtimalle. Şimdi biz hangi hasta grubuna mesela mide reflü şikayeti olan veya gastrit problemi olan veya işte duodenumda ülseri olan hastaya oruç tutma ya da şikayetlerin ön planı çıkarsa ve biz bunu medikal tedaviyle baskı altına alamıyorsak oruç tutma demeli miyiz? Çünkü bizim hani toplumumuzda maalesef sağlık elden gitse bile orucu bırakmıyoruz. Kesinlikle. Öyle bir sıkıntımız var. Ne demek lazım hastalara? Ya şimdi öncelikle aktif şikayet olan, yani aktif ülseri var, aktif işte bağırsak şikayeti var, aktif ciddi reflüsü var. Bu tür hastalara orucu ötelemesini, ertelemesini önermek lazım. En azından tedavi toparlayana kadar. Ama şikayetleri çok aktif değilse, ilaçla, diyetle kontrol olabilecekse, onlara da diyoruz ki bir başla, eğer şikayetlerin artarsa işte oruca biraz ara ver, ilaçlarına ağırlık ver diyoruz. Ama onun dışında eğer şikayetin olmayacaksa, zaten biliyorsun mide için verdiğimiz ilaçlar genelde 1-2 günde 1-2 defayla kurtarıyoruz. O zaman oruç tutmasına müsaade ediyoruz. Ama bir daha söylüyorum, aktif şikayet varsa, aktif ülser varsa, aktif bağırsak problemi varsa bu tür durumlarda oruç tutmalarını ertelemelerini istiyoruz tabii ki. Şeyi çok iyi bilmeleri lazım. Yani biz kendi kafamıza göre ilaç saatlerini kendimiz değiştiriyoruz bazen. Evet, evet. Bu çok fazla var. İşte ben onu bu saatte kullanıyordum. Komşum da şu saatte kullanıyor. Hadi ben de o saate değiştireyim diye. Muhakkak herhalde ilacı başlayan uzmanına danışıp tabii en azından o şekilde ilaç ayarlamasını muhakkak yapması lazım. Ya şimdi bizim bazı ilaçlar var ki biliyorsun 12 saatte bir, 8 saatte bir etkisi saatine dikkat etmek gerekiyor. O tür durumda tabii 16-17 saat sürmüş bir açlık olmuyor. Mesela bir astım hastası krize girmiş, fıs fıs inhaler kullanacak. Bu hastaya da sabah akşam kullan, orucunu tut diyemezsiniz. Anlatabiliyor muyum? O yüzden verdiğimiz ilacın kullanım saatine göre onu dikkat ediyoruz. Dikkat ve hastalara bu dönemde, aktif dönemde, ilaç kullandığı dönemde illa oruç tutacaksa ertelemesini tavsiye ediyorsunuz. Peki onkolojik hastalıklarımız var. Onlarda da ya biz diyorum ya Ramazan ayı bizim için çok önemli ve çok değerli bir ay. Evet. O yüzden bu ayda herkes elinden geldiğince orucunu tutmak istiyor ama onkolojik hastalıklarda gerçekten şu anda çok ciddi olarak artmaya başladı. Bizim hastanemizde çok ciddi takip edilen hastalar var. Bunlar için ne söyleyebiliriz? Ya şimdi eğer tümör kaşeksisi dediğimiz tümöre bağlı bir zaten zayıflık, beslenme sorunu varsa onlara zaten oruç olmaz. Bunu güzel anlatıyoruz onlara. Ya da tümöre bağlı ciddi ağrısı var, ağrı kesici kullanmak zorunda. Günde 3 defa, 4 defa ya da ağrısı oldukça bu tür hastaya da önermiyoruz. Sadece erken evre bir tümörü var. Daha önce kemoterapi almış, mesela birkaç ay önce kemoterapisi bitmiş, radyoterapisi bitmiş. Şu anda hastalığı stabil, kilo kaybı da belli bir kontrol altına almış. Bu tür hastalarda kontrollü olarak yani tolere edebiliyorsan, kaldırabiliyorsan oruç tut. Yoksa ara ver diyoruz. Yoksa genel olarak aslında bakarsan onkolojik hastada zaten bizim bir beslenme sorunumuz var. Zaten yeme problemi ciddi manada var. Bir de işin içine oruç
girince ciddi manada etkileniyorlar. Hı hı, sadece oruç değil biliyorsun yaz ayı, evet, aşırı su kaybı. Su kaybı çok fazla olacak, aşırı su kaybı da hı hı işin içine giriyor. Bu sefer hı hı ciddi bir halsiz bitkin düşüyorlar. Hı hı. O yüzden hani çok da önermiyoruz, erteliyoruz hı hı genelde. Daha doğrusu. Şimdi depresyonla gelen hastalar çok fazla. Psikiyatrik poliklinikleri tabii ki bunları takip ediyor ama size de bu şikayetle gelen hastalar çok fazla. Onlar için ne söyleyebiliriz? Ya şimdi depresif moddaysa ya da yaygın kaygı bozukluğu varsa... Hı hı. Bu tür hastalar Ramazan'da işte şekerim düştü, düşecek, akşam nasıl olacak, sahura kalkacağım mı, kalkmayacağım mı, ya da bu benim üzerimde bir işte su kaybettim bir şey olacak mı, bunun tedirginliğini ciddi manada yaşıyorsa ya da antidepresan ilaçlar, kaygısını teskin edici ilaçlar ciddi manada kullanıyorsa bunlara da kullandırtmamayı tavsiye ediyoruz. Yani oruç tutmamalarını tavsiye ediyoruz. Yoksa bu sefer depresyonları derinleşiyor, kaygıları artıyor. Oruç tutacağım derken sağlık durumları, psikolojileri ciddi daha derecede bozuluyor tabii. Bizim en önemli hasta gruplarından bir tanesi bence gebeler. Evet. Gebelerde çünkü işte hamilelerin ilk aylarında oruç tutmak, son aylarda belki çok fazla kendileri de tutamıyorlar ama ilk aylarda bir oruç tutma istekleri oluyor hastalarda. Onların nelere dikkat etmesi lazım? Gebelikte şöyle bir durum var. Gebelikte anneler genelde kendilerinden ziyade bebeklerini düşündükleri için bizim ilaçlara da çok dikkat ediyorlar. Bizim diyetimize de güzel uyuyorlar. Ramazan'daki orucu da tutmamak için tutmamayı istiyorlar. Biz de o yönde telkin ediyoruz. Özellikle ilk 3 ayda, ilk trimester dedim, ilk 3 ayda çocuğun en fazla gelişiminin olduğu. Bir de son 3 ayda gebelik risklerinin biraz daha arttığı o 3 ayda şekerdeki, kan şekerindeki düşüşler, çıkışlar bebek üzerinde olumsuz olduğu için o dönemde önermiyoruz. Ara dönemde illa tutacağım derse tavsiye yani tutmasına belki müsaade ediyoruz. Ama yine de bu dönemde bu sefer terleme ve su sıkıntısı, yani tamam açlığı bir şekilde belki ama terleme ve işte su kaybına bağlı su kaybı sıkıntısı oluyor. Yine gebe sıkıntıya girebiliyor. Yani biz her halükarda gebelikte orucu çok tavsiye etmiyoruz. Ya da işte kış ayına ertelemesini belki öneriyoruz. Safra kesesi, pankreas problemi olan hastalarla ilgili. Yani çünkü onlar uzun süre açlıktan sonra bir anda yemek yediklerinde sıkıntıları çok daha fazla artacak. İşte safra kesesi taşı olabilir. Pankreasta bezle ilgili herhangi bir problem olabilir. Onlara ne tavsiye edebiliriz? Ya şimdi safra kesesi hastalıkları, özellikle safra kesesi tembelliği olan ya da safra kesesinde taş olanlarda uzun süre açlıkta safra kesesi içi safrayla doluyor. İftarla beraber birden yemek yiyince o safra bir akıveriyor aşağıya. Bu sefer taş yerinden oynuyor. Ağrıları başlıyor. Ya da uzun süre açlık safra akamadığı için koyulaşmasına, çamurlaşmasına neden oluyor. Safra kesesi iltihabına neden oluyor. Dolayısıyla safra kesesi problemi olanlarda, işte safra taşı, safra çamuru, safra tembelliği olan hastalarda yine orucu daha temkinli, daha dikkatli olmalarını, en azından iftarda oruç açarken daha yavaş yemek yemelerini, yağlı şeylerden özellikle uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Safra kesesi ameliyatı olanlarda da mesela Ramazan'a bir ay kala önce safra kesesi ameliyatı olmuşsa bunlarda da bazen sindirim sorunu yaşayabiliyoruz. İftardan sonra ciddi o mideye giren yemekle beraber safra akışı yavaşlayınca problem yaşayabiliyoruz. Kronik pankreatitli hastalarda, kronik pankreatitte zaten yoğun gıda alımı bunların ağrılarını tetikliyor. Normal zamanda da günde 3 öğün yemek yediğinde de eğer ağır bir gıda tükettiyse ağrılar artıyor. Öyle olunca da iftar illa oruç tutacaksa da iftarda muhakkak temkinli olmasını, yemekleri peş peşe değil biraz aralı tüketmesini, özellikle yağlı, proteinli gıdalardan uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Şimdi dahiliye o kadar geniş konu ki abi. Yani evet, çok. İç hastalıkları da iç organların hepsi aklımıza geliyor. Evet. Şimdi dahiliye polikliniğine başvuran hasta sayısı zaten çok fazla. İşte hematolojik problemi, işte kanla ilgili problemi olan, kansızlığı olan, mide şikayeti olan, safra kesesi problemi olan bunların hepsi zaten dahiliye polikliniğine bir şekilde başvuruyor. Bizim bu şeyde en büyük sıkıntımız, hani hastanın polikliniğe giderkenki en büyük sıkıntılardan bir tanesi, halsizliği ile ilgili şikayeti olan hasta nereye gideceğini bilmiyor. Veya işte benim karın ağrım var, ben nereye başvurmalıyım onu çok fazla bilmiyor. Veya işte çok affedersiniz kabızlıkla ilgili problemim var, ben nereye gidebilirim bilmiyor. Veya idrar yolları ile ilgili bir problemim var. Bizim dahiliye dediğimiz zaman hastaların hangileri dahiliye polikliniğine önce bir başvurmalı da daha sonra diğer yerlere gitmeli? Biraz onu konuşabilir miyiz? Benim yani, şimdi hastanın bilinçlenmesi burada çok önemli. Çünkü hastalar gerçekten geldiğinde hocam ben nereye gitmeliyim diye soran hasta grubu çok fazla var. Ya şimdi eğer hasta nereye gideceğini bilmiyorsa önce dahiliyeye gelmeli. Çünkü dahiliye hakikaten çok geniş. Biraz daha ben şey diyorum, futbol takımındaki pasör gibi kendi bir değerlendirir. Golü atacaksa kendi atar, atmayacaksa liberoya ya da işte ileriye pas verir. Öyle düşünüyorum. Dolayısıyla eğer kendisi
ya da yakını, öbürü nereye gideceğini bilmiyorsa önce bir dahiliyeden başlaması gerekiyor. Ya da başka bir branşa gitmiş, zaten o zaman problem yok. O bu senin bir dahiliyeden bir başlaman lazım diyor. Aile hekimine gittiyse ya da başka bir branşta bir arkadaşa gittiyse onu genelde yönlendiriyorlar. Ama kendi nereye gideceğini bilmiyorsa ya da bir yerindeki bir hastalığı, bir problemi hangi bölümle ilgili için içinden çıkamıyorsa dahiliyeden başlaması gerekiyor. Peki kansızlıkla ilgili biraz konuşsak. Şimdi kansızlıkla ilgili problemler içerisinde bizden fazla demir eksikliği diyoruz. Evet. Ona bağlı sıkıntı çıkartıyoruz ama demir eksikliği olmadan da seyreden kansızlıklar var ve halk arasında bunda senin kansızlığın demir eksikliğine bağlıdır deyip dışarıdan demir tabletleri alıp aksine vücuda demir yükleyen, daha çok zarar veren hasta grupları var. Kansızlıkta hastaların neye dikkat etmesi lazım? Direkt olarak demir ilacı başlamak lazım mı? Biraz onu konuşsak. Ya şimdi şöyle, kansızlığın en büyük nedeni demir eksikliği anemisi olduğu için dışarıda bir anemi saptandığında direkt demir tedavisi. Çünkü genelde budur deniyor. Evet. Ama demir eksikliği anemisi evet çoğunluk odur ama bunun da bir sebebi vardır. Bizim için esas önemli olan odur. Yani demir eksikliği anemisinin tedavisi sebebi olsa da olmasa tedavisi demir hapıdır. Ama sebebi önemli. O yüzden sebebi bulunmadan eğer demir tedavisi veriliyorsa altta yatan hastalığı atlamış oluyoruz. O yüzden demir eksikliği anemisi saptanan her kim olursa olsun bir doktor ya da bir uzman gözüyle görülüp bunun altta yatan başka hastalığı olmasın deyip bazı kritik sorular var. Onları sorduğunda hani her demir eksikliği anemisine yok işte endoskopi, kolonoskopi bilmem ne şu bu değil tabii ki ama kritik hastalarda kritik cevapları aldığınızda mesela bir kilo kaybı, mesela kanama, mesela işte geçmeyen ağrılar gibi şeyler olduğunda muhakkak araştırılması lazım. Bir de erkeklerde herhalde belli bir yaş üzeri anemisi tabii varsa ki, muhakkak. Tabii ki erkeklerde çocukluk çağı dışında kansızlık varsa sebebini bulacaksın. Basit bir çölyak hastalığı da olabilir, basit bir midede bir ülser, gastrit de olabilir ama kronik bir hastalık da olabilir. Bunun yanında B12 eksikliği, folik asit eksikliği ya da kronik hastalık anemisi dediğimiz altta yatan kronik bir hastalığı var mesela tedavi edilmemiş. Farkında değil. Mesela bir iltihaplı romatizma fark edilmemiş. Buna bağlı kronik hastalık anemisi dediğimiz durum var. Böbrek yetmezliğinde de öyle. Belki bunun tetkik edilip araştırılması gerekir. Yani özellikle de kronik hastalık anemilerinden büyük sıkıntı zaten demir eksikliği olmadığı için vücutta biriken bir demir tabii var. Tabii ki. Dışarıdan takviye olarak verdiğinizde de bundaki sıkıntılar tabii zaten ki, çok daha fazla artıyor. Mesela Akdeniz anemisi bayağı sık görüyoruz bu bölgede. Akdeniz anemisinde de direkt kan tablosu demir eksikliğine o kadar benzer ki alışkın olmayan göz hemen demir tedavisi. Halbuki Akdeniz anemisinde demir tedavisinin hiç yeri yoktur. Onu iyi ayırt etmek lazım. Ben biraz geniş olacak konu belki abi ama biraz karın ağrılarına değinmek istiyorum. Yani karın ağrısında hasta nelere dikkat etmeli, nelerde alert olmalı, nelerde acil davranmalı? Biraz onu konuşabiliriz. Çünkü parazitten safra kesesine, FMF dediğimiz hastalığa varıncaya kadar karın ağrısı yapan bir dünya neden var. Tabii. Ama bizim için önemli olan işte muhakkak hastaya, hekime bu konudan dolayı çok dikkat etmesi lazım. Hekime gitmesi gereken sebepler ne olabilir? Ya şimdi doğru söylüyorsun. Karın ağrısı bulantı kusmayla beraberse muhakkak bir hekim görmesi lazım. Karın ağrısı tekrarlıyorsa hekim görmesi lazım. Karın ağrısı kilo kaybıyla beraberse görmesi lazım. Ya da karın ağrısıyla beraber dışkılama değişikliği, büyük abdestte kan görme, işte onun gibi bir şey oluyorsa muhakkak hekimin görmesi lazım. İştahsızlıkla beraberse görmesi lazım. Ama normalde bir basit bir gastroenteritte, basit bir parazitte, basit bir hani üşüt, soğuk algınlığı dediğimiz şeyde bile karın ağrısı olabilir. Ama tekrarlıyorsa dediğim gibi kilo kaybıyla beraberse, dışkılama değişikliği oluyorsa, ağrı bulantı kusmayla beraberse muhakkak hekim tarafından görülmesi gerekiyor. Tabii özellikle derede dışkılama alışkanlığının değişmesi tabii ki, çok önemli. Tabii yani, özellikle ileri yaşta bir erkek hastada, bayanlarda da tabii ki böyle, erkek hastada dışkılama değişikliği beraber karın ağrısı muhakkak görülmesi ve ileri tetkik yapılması gerekiyor. Biz toplumun %70 hatta %80-90 da diyebilirim. Sorsak herkesin bir gastriti var. Evet. Yani gelen her hasta benim gastritim var hocam, ben zaten bu ilaçları kullanıyorum diye gelir. Gastrit gerçekten bu kadar yaygın mı toplumda? Çoğu belki bunu ülser diye geliyor bize. Benim hocam ülserim var diye diyor. Ülserle gastrit arasındaki fark ne? Hastalar onda neye dikkat etmesi lazım? Ya şimdi gastrit aslında şöyle bir şey. Tanı konmamış mide şikayeti olan herkese biz hasta bunu anlasın diye gastrit diyoruz. Yani mesela endoskopi yapmamışsın. Normal muayene ediyorsun. Tanı konmamış bir mide sorunu var. Bu gastrit diyoruz. Ülserde ise genelde endoskopik olarak ya da bir mide filmiyle bu ispatlanmış bir ülser görüntüsü olmaz. Ya da
Gastritte mesela gece uyandıran bir mide ağrısı olmaz ama ülserde olur. Yemekten sonra gastrit alevlenmez ama bir 12 parmak bağırsak ülseri ne yapar? Alevlenir. Ya da bir ülserde kilo kaybı olabilir. İlla malin kötü huylu olması gerekmez. Kilo kaybı olabilir ama gastritte olmaz. Gastrit mesela bir stresten olur. Gastrit bir ilaç kullanımına bağlı olur. Gastrit işte yediğiniz yemeğin içindeki baharatlı bilmem neydi ona bağlı bile olabilir. Ama ülser için genelde bir işte mikrobik bir sebep ya da bir uzun süre kronik ağrı kesici kullanmak gibi bir sebebin olması gerekiyor. Ki ülser daha ciddi, daha dikkat edilmesi gereken. Çünkü arkadan geçen ciddi bir damarımız var, ona bağlı kanama olma ihtimali var. Perforasyon dediğimiz midenin delinme gibi bir ihtimali var. Yani o yüzden hastaların çok daha dikkatli olması lazım. Ve ülser, ben eskiden ülserim vardı. Ülser yani tedavi olabilen bir hastalık. Ülseriniz vardır, tedavi olmuştur. Benim 10 yıldır ülserim var, çok doğru bir cevap değil. Tedavi muhakkak zaten onlar tabii ülser tedavisi olan bir hastalık. Bir de biz abi şeyden çok korkuyoruz galiba, tetkik yaptırmakta. Mesela bunlar için endoskopi yapılma zorunluluğu var. Endoskopiden hastaların %80'i %90'ı ya ben ondan korkuyorum, hortum sanarak yapılıyor diyor. Halbuki biz uyutarak yapıyoruz zaten. Hastalar hiçbir şey duymuyorlar. O yüzden her şeyin tedavisi de baştan, ne kadar erken tanı koyarsak tedavi etme şansımız o kadar çok daha iyi oluyor. Çünkü geç kalınmış bir vakada tedavi şansı da çok zor. Kesinlikle doğru söylüyorsun. Yani endoskopi hem basit bir tetkik. Artık öyle. Eskiden evet çok zordu ama artık teknoloji ilerledi, bazı imkanlar oldu. Çok basit bir tetkik ve bazen hastalığı erken saptadığımızda sonuç çok mükemmel olabiliyor. O yüzden yapılması muhakkak. Bir de hasta midesinde ne var onu öğrenmiş oluyor. Sürekli mide şikayeti, endoskopi yapıyorsun bak midende bir şey yokmuş dediğinde daha rahatlıyor. Bu için de kesinlikle tabii bazen kullanıyoruz. Tabii görsel olarak görmüş oluyorsunuz her şeyi yani onda. Tabii. Biyopsi yani, gerekiyorsa biyopsini alıyorsun. Kesinlikle tabii ki her midesi ağrısı olan olarak gelene endoskopi tabii ki demiyoruz. Az önce dediğim gibi kritik sorularımız var. Bunlara cevap almamız lazım. En başta da 40 yaş üzeri, 50 yaş üzeri insanlarda eğer midede tekrarlayan sorunlar varsa, gece uyandırıyorsa endoskopisiz ona tedavi etmemek lazım. Biraz karaciğer hastalıklarını konuşsak. En çok görmüş olduğumuz karaciğer hastalıkları neler? Genelde de hastaların çoğunda belki asemptomatik de seyrediyor. Çok fazla bulgu vermiyor. İşte takip sarılığı falan çıkıncaya kadar herhalde hastalarda. Nelere dikkat etmesi lazım karaciğer? Ya karaciğerde bizim en çok gördüğümüz şey karaciğerdeki yağlanma. Bir de alkolle biraz bağdaştırma şansımız kesinlikle var mı onu? Karaciğerde en çok gördüğümüz şey yağlanma. Karaciğer yağlanması biraz kilolu neredeyse herkes de var. Bunun ilerlediğinde kan testlerine de işte karaciğer testlerini bozacak kadar ilerliyor. Ama basit durumunda sadece ultrason görüntüsüyle karaciğerde yağlanma görüyoruz. Karaciğer yağlanmasının birinci nedeni dediğim gibi vücuttaki aşırı yağlanma kiloya bağlı. İkincisi alkol. Bu da karaciğer yağlanması yapabiliyor. Başlangıç döneminde karaciğer yağlanması, ileri döneminde işte karaciğer yetmezliğine kadar gidebiliyor. Tabii bunun için kronik alkol kullanımı olması, belli bir işte şeyin üzerinde kullanımı olması gerekiyor. O da ayrı bir konu. İkinci bir soru, karaciğerde bizim en çok gördüğümüz ilaçlara bağlı karaciğer hastalıkları. Çok ki bunda, ilaç tüketiyoruz toplum bunda en çok mesela Sağlık Bakanlığı artık diyor ki karaciğer testi yüksek olan her hastaya işte internetten ilaç aldın mı? İşte televizyonda bir ilaç gördün aldın mı? Bunu sorun muhakkak diyor. Çünkü o kadar çok biliyorsun satılıyor ki maalesef bu tür reçetesiz ilaçlar. Onların da bir kısmı karaciğere sıkıntılı ilaçlar. Onu muhakkak soruyoruz. Yani karaciğere ilacın etkisini de çok sık görüyoruz ve bu şeyi de muhakkak soruyoruz. Üçüncü olarak işte hepatitler, viral hepatitler, hepatit A, B, C. Ondan sonra görebildiğimiz karaciğerin otoimmün hastalıkları dediğimiz bağışıklık sistemiyle alakalı hastalıklar var. Bunlardan yukarıdan aşağı daha çok ama karaciğerde yağlanma neredeyse herkese görüyoruz. Karaciğerde yağlanmayı söyledik, o zaman biraz kolesterol ve trigliseritten bahsedelim. Evet. Geldikleri zaman benim kolesterolüm çok yüksek, benim kanda yağım çok yüksek diye geliyor hasta. Evet. Biz gerçekten her kolesterol, her trigliserit yüksekliğini tedavi etmek zorunda mıyız? Evet. Hastaların hepsi ilaç kullanmak zorunda mı? İyi huylu, kötü huylu kolesterolün farkı ne yapmak zorundayız bunlarla hayır, ilgili? Hayırlı diyorlar. Evet, hayırlı, öteki lanetli. Evet, üzülü lanetli. Şimdi bizim kolesterol tedavisinde elimizde bazı kriterler var. Yani hastamızı bir risk sınıflamasına alıyoruz. İşte tansiyonu var mı, şekeri var mı, kalple ilgili sorunu var mı, ailesinde erken geçirilmiş kalp krizi var mı diye sınıflamamız var. Onun sınıflamanın yanında kolesterol değerini bu sefer dikkate alıyoruz. Kesinlikle her hastaya ilaç verilmemeli, her kolesterol yüksekliği ilaçla tedavi edilmemeli. Yani diyet problemi olan, daha diyetini düzeltmediğimiz bir hastaya ilaç vermenin çok bir anlamı yok. Ya da risk faktörü yoksa,
Bu hastaya ilaç vermenin anlamı yok. Çünkü bizim kolesterol tedavisindeki birinci amacımız kolesterol düşürmek ama esas amacımız yıllar sonra damar sertliği olmasın, kalp krizi geçirmesin. Koruyalım diye hastayı. İşte gibi ya, koruma amaçlı esas amacımız. Yıllar sonra damar sertliği olmasın diye. Yoksa birinci amacımız kolesterol, ben 3 ay kolesterol ilacı kullandım, kolesterol düştü. Bu değil yani. Esas amacımız bu. Öyle olunca hastayı uzun süreli bir ilaç tedavisine alacaksan, önce onu diğer faktörleri, yani diyetini, başka ek hastalığı var mı, onu bir önüne koymam lazım ki hastada rahatlıkla ilacı kullansın. Yoksa kafasında soru işaretleri oluyor. İlacı düzenli kullanıyor. O zaman ben hedefime ulaşamıyorum. Ama risk faktörü varsa, kalp krizi riski varsa, ailesinde erken işte kalp krizi geçiren ya da erken kalp krizinden ölüm varsa, o zaman kolesterol tedavisine daha ısrarcı oluyoruz. Peki trigliserit dediğimiz yağın yüksekliği, onunla X arasındaki fark? Trigliserit yüksekliği kolesterol kadar damar sertliği üzerinde çok yüksek riskli olan bir durum değil. Ama kesinlikle uzun dönem yüksekliğinde o da bir etmen. Kolesterol yüksekliği, trigliserit yüksekliği genelde ailesel faktörlerden olabiliyor. Onda biz daha çok diyetsel durumu görüyoruz. Yani diyetine dikkat etmeyenlerde trigliserit daha bir yüksek oluyor. Diyetini kontrol ettiğimizde ilaca neredeyse gerek bile kalmıyor. Ama ilaç gerekliliği durumunda, yani trigliserit değeri 300'ün üzerinde bir durumda risk faktörü varsa muhakkak onlara da ilaç kullanmak gerekiyor. Bizim normalde toplumda işte diyor mu, gelen her hasta muhakkak kolesterol ilacı kullanmak isteyerek geldiği için ilerleyen dönemlerde işte ben sıkıntı yaşar mıyım diye. Evet. En büyük karşılaştığımız sıkıntılardan da kolesterol ilacı kullanan hastalarda kas ve eklem ağrıları çok fazla ortaya çıkıyor. Kesinlikle. Miyajı evet. Çok fazla yapıyor. Evet. O yüzden ben onu kullanan hastalara muhakkak uyarıyorum. Yani bunu kullanırken muhakkak aklınızda şunlar olsun. Tabii. Kas ağrıları, eklem ağrıları yapabilir. Hani ama bunu mecbursanız kullanmaya zaten kullanmaya devam edeceksiniz. Evet. Bunu değiştirme şansımız yok. Onunla devam edeceğiz diye muhakkak hastayı da uyarıyorum. Tabii. Diğer türlü olmuyor çünkü. Tabii biz daha önceden kolesterol ilaçlarını daha rahat kullanıyorduk, daha yüksek doz kullanıyorduk ama yeni gelişmeler, yeni bilgiler daha düşük dozda ve hastada hedef belirleyerek tedavi etmek gerekiyor. Bu ayda da en büyük sıkıntı şu olacak galiba abi, biraz yağlı yemeklere ağırlık vereceğiz. Evet. Bizim maalesef hani evet. O ne kadar desek de diyet yapalım diye çok fazla yapamayacağız, onu biliyorum. Tabii, ama tabii. İşte bu dönemde dikkat, yürüyüşü muhakkak belki hayata tabii sokmak ki, lazım. Kesinlikle, yürüyüş kesinlikle. Bizim için önemli. En azından yaşam kolesterolü... tarzı değişikliği dediğimiz diyet ve egzersiz dediğimiz yürüyüşü kesinlikle koymak lazım. Hastada şekerli tansiyonu, kolesterolü olan bir hastada kolesterolü o kadar abartıyoruz ki şekeri, tansiyonu ikinci plana bırakıyor. Kolesterole, yani bir ilacı bırakacaksa şeker ilacını bırakıyor. Anlatabildim mi? Öyle olunca tabii ki öyle olunca senin esas hedeflediğin şeker kontrolden kaçıyor. Yani bunu önem sırasını hastaya iyi belirtmek lazım. Tabii bunda medyanın da belki biraz etkisi var. Kolesterol üzerine çok fazla haberler olunca artık insanlar da biraz kafası ya karışıyor. İnsanları bir sürü diyete sokuyoruz. İşte yumurtadan uzak dur, şundan uzak dur, bundan uzak dur ama yani biraz da şey var galiba. Herkesin metabolizması aynı değil. Tamam. Kesinlikle. Bazı yasaklar herkese yasak. Bu kabul ama herkesin de kendine ait bir bünyesi, bir metabolizması var. Bir ilacı kullanıyoruz. A hastasında iyi olmuyorsa B hastasında daha etki gösteriyor. Evet. Yani bu tamamen kişinin kendi vücut döngüsüne, metabolizmasına kesinlikle. Göre değişiyor. Ya bana mesela hasta diyor, benim işte babam 90 yaşında işte yüksek rakımlı bir yerde yaşıyor. Sürekli tereyağı yiyor. Sürekli işte yağlı yiyor. Bir şey olmuyor. Bize, ben de diyorum ki baban gibi yaşarsan bir şey olmaz. Sen de ye. Ama baban gibi yaşamıyorsun. Sadenter evet, yaşam dediğimiz. Evet. Masa başı şey iş yapıyorsun. Tabii. Her şeyi arabayla. Baban gibi yaşayamıyorsan böyle diyet. Evet. O yüzden yani onu iyi ayırt etmek lazım. Yani tereyağı ya da yumurta herkese yasak değil, herkese serbest değil. Ona göre işte risk kişiye grubunda göre. Söylemek bunda lazım. Bunda belki şey çok eksik atlıyoruz abi. Yani herkes diyor ya, bizde maalesef işte aktar alışkanlığı çok fazla. İşte dışarıda komşum bunu kullanıyor, ben de bunu kullanayım alışkanlığı çok fazla. Biraz önce dediğimiz gibi internetten ilaç alma alışkanlığı çok fazla. Ve bunların biz metabolizmaya ne zararı verdiği, iç organlara ne zararı verdiğini bilmiyoruz. Bizim komşumuz bu aktardan kullanmış olduğu bitkisel şeylerden karaciğer yetmezliğine girdiğini biliyorum kesinlikle, ben. Evet. O yüzden hani sorgularken bunları yaparken aslında vücudumuzda zarar da vermiş oluyoruz. Faydasını bir kenara koydum, zarar vermeye başlıyoruz. Kesinlikle. Herkesin bünyesi, herkesin metabolizması çok farklıdır. Bunu kontrolsüz kullanmanın bir anlamı zarar, yok. Evet. Kesinlikle. Ciddi yan etkileri de olabiliyor. Yani etrafta komşu da olmadı, bende de olmayacak diye bir şey yok. Metabolizma farklı, onda olmayan sizde olur. Ya da siz onun yanında ek bir ilaç alıyorsunuzdur. Mesela bir kolesterol ilacı aldınız. Yanında da aktardan bir şey aldınız, etkileşir. Evet. Sizi yan etki yapar, öbürüne yatmaz. Daha çok sıkıntı. Peki bu şey doğru mudur? Hani halk arasında bazen programlarda da izliyoruz gerçi ama bunu yaparsan, şunları yaparsan benim kolesterolümü düşürdü veya şu gıdanın kolesterol düşücü özelliği var. Size de soruyorlardı muhakkak abi. Tabii bir şey ki var muhakkak. Mı? Yani artık bunun çeşitliliği çok arttı. Bir ceviz suyunda
ciddi bir şey var. Yani onu kullanıp kesin ispatlı. Ciddi düşürdüğünü söyleyenler var ve yani az çok bilimsel olarak da bu herhalde gösteriliyor. Ceviz suyunun kolesterolü kısmen de olsa düşürdüğü ile ilgili. Ama ben diyorum ki hastalara, yani diyet yapsan ya da şu kolesterol ilacını kullansan, ceviz suyuna harcadığın, ona elde etmek için harcadığın enerji, bir de onun tadı çok hani öyle herkesin seveceği cinsten de değilmiş, tadanlar söylüyor. Belki de bundan daha zahmet çekeceksin diyorum ama işte o doğal olunca kullanıyorlar. Ben de doğal bitki tedavilerinde genelde yaklaşımım şu, tek bir bitki ise yani çok karışık bir tedavi değilse ben de diyorum ki tamam kullan. Ama karmaşık bir hapsa, ne karmaşık bir kutuda birkaç ilaç, birkaç gıdaysa o zaman çünkü etkileşim var, herkesin bünyesine o zararlı, bu faydalı öyle bir durum var. O yüzden tavsiye etmiyorum ama tek bir bitki ise tavsiye ediyorum. Peki gıda takviyeleri dışarılarda çok eczane satılanlar var, dışarıda satılanlar da var. Onları tavsiye ediyor musunuz abi? Ya şimdi şöyle, özellikle bu body yapanları kullandığı protein takviyeleri maalesef var. Evet. Onların içinde ciddi hormon olduğunu biliyoruz hani kasla ilgili. Kullandığı dönemde evet kas gücünü, kas yapımını artırıyor. Ama karaciğer üzerine ciddi yük bindiriyor. Bıraktığı zaman o kaslar kontrolsüz oluyor. Evet, çok kötü, o zaman çok hoş bir görüntü olmuyor. Dışarıda satılan gıda takviyelerinin çoğunluğu biliyorsunuz Tarım Bakanlığı onaylı. Evet. Yani Sağlık Bakanlığı onaylı değil. Dolayısıyla bunların bir ilaç gibi görülüp gidilmesi kesinlikle çok doğru bir yaklaşım değil. Çünkü şey var, belli bir yaştan sonra işte A grubunun işte vermiş olduğu 50 yaş üstü vitamin, şunun üstü vitamin diye çok fazla soran hastalar var. Biz bunlarla ilgili bir toplantıya katılmıştık. Bayağı bir oldu gerçi ama toplantıda bu dışarıda satılan markaların çoğunun içerisinden bir çalışma yapmışlar. Biraz önce konuştuk, Tarım Bakanlığı onaylı olduğu için Sağlık Bakanlığı çalışanlarının yaptığı bir çalışma. Onda üzerinde yazan vitamin değerlerinin bir kısmının normalden çok yüksek olduğu, bir kısmının da hemen hemen yazdıkları değerin çok düşük, altında çok olduğu ve hiçbir vücuda fayda sağlamayacak değerde olduğu bulunmuş. O yüzden belki bunların biraz daha Sağlık Bakanlığı kontrolünde olması, hani bakanlık kontrolüyle gıda takviyelerinin yapılması çok daha iyi olacak. Mesela bir A vitamini, yani toksik öbür vitaminler vücuda, neyse de A vitamini toksik dozu kaçtığında ciddi sıkıntı yapan bir vitamin. Çünkü biz hani vitaminleri masum olarak görüyoruz ama çoğu vitamin de çok fazla tüketilmesi, çok fazla alınmasının vücuda zarar da çok ben fazla. Ben çoktandır neredeyse eksikliğini ispatlamadıysam vitamin takviyesi hiç yapmıyorum. Onun yerine komşu manava yönlendiriyorum. O zaman daha sağlıklı doğal, beslenmek daha güzel oluyor. Galiba işin içine giriyor genel abi. Yani. En büyük hatamız orada. Sağlıklı beslenmek yerine biz dışarıdan farklı şeyleri devreye sokmaya çalışıyoruz. En büyük sıkıntı o. Ben ufacık da bir tansiyon problemine girmek istiyorum ama tuz çok tüketen bir toplumuz. Maalesef tansiyon hastalarında en büyük sıkıntısı tuz. İlaçların çoğu da tuz döngüsü üzerinden çalışıyor çünkü tuzu kesmediği zaman ne kadar ilaç alsa da fayda görmüyor hasta. O yüzden bu dönemde en azından hastalara neye dikkat etmesi lazım? Ya şimdi tabii Ramazan için söyleyecek olursak genelde de söyleyeceğim de mesela uzun bir açlık sonrası peşine su tüketiyoruz. Yemekte icabında tuz oluyor. Bu direkt vücutta volüm fazlalığı yani hacim fazlalığına sebep oluyor. Özellikle tansiyon hastalarında iftardan sonra bizim acillerde tansiyon krizleri çok olur. Bunun sebebi budur. Uzun süre açlık, peşine su ve yemekteki tuz olunca vücut ciddi manada volüm fazlalığı, hacim fazlalığı oluyor. Bu da tansiyonu tetikliyor. Yine kalp hastalarında, sınırda kalp hastalığı var. İftarda tükettiği bu aşırı su ve tuz, bir kısmen tuz nedeniyle bu sefer yükleniyor ve akciğer ödemi dediğimiz tablo gelişiyor. Tuz bizim tansiyon tedavisinde neredeyse ilaçların en başında, yaşam tarzı değişikliği dediğimiz egzersizle beraber tuz kısıtlaması bizim en başta söylediğimiz şey tansiyon hastalarında. Çünkü tuz bu sistemin, tansiyon çarkının en başında duruyor. Tuzu kısmadığımız zaman ilaç artırman gerekiyor, daha farklı şeyler yapman gerekiyor. Bu sefer ilaçların yan etkileri ya da ilaçların istenmeyen öbür organlardaki bir takım etkileri bizi sıkıntıya sokabiliyor. Tuz bu işin en başında, çarkın en başında. Onu kıstığımız zaman sistem kendi yolunu buluyor ve tansiyon çoğu hastada sırf tuzla bile, yaşam tarzı değişikliğiyle bile kontrol altına alınabiliyor. Tansiyonun stresle alakası da çok fazla. Bu hastalara muhakkak antidepresan bir şey ekliyor musunuz abi yanına kullanmak için? Yani şöyle, labil hipertansiyon dediğimiz kontrolsüz tansiyon, ani çıkışlar, inişler. Bu Holter aleti dediğimiz bir alet var biliyorsun 24 saat. Onda bu dengesiz tansiyonu ispatladıysak, özellikle uyku periyodunda tansiyonu iyi ama gün içinde yükseldiğini görüyorsak bu hastalara genelde ufak dozda bir ekliyoruz. Yani antidepresan, anksiyolitik bir şey ekliyoruz. Tabii bunu da hastayla
böyle bir şey olduğunu konuşarak, anlaşarak, yoksa benim tansiyon holterde ispatlamam, hasta hayır rahatım, bende öyle bir şey yok derse olmuyor. Onun da evet hocam böyle bir sıkıntım var, burada da bu var deyince tabii ki veriyoruz. Tamam. Verdiğin bilgiler için çok teşekkür ediyorum abi. Katıldığın için de çok teşekkür ediyorum. Eminim hastalar en azından bu dönemde nelere dikkat etmesi gerektiğini, neler konusunda biraz daha kendilerini hekimine başvurması gerektiğini herhalde daha çok bilinçlenmişlerdir diye düşünüyorum. Katıldığın için, geldiğin için ağzına sağlık diyorum, ayağına sağlık diyorum. Çok ben teşekkür ediyorum. Böyle güzel bir ayda beni de programına konuk ettiğin için çok teşekkür çok ederim. Teşekkür sağ olasın. Ben de teşekkür ederim. Sağ olasın. Bir hafta sonra yeni bir konukla tekrar karşınızda olmak dileğiyle iyi akşamlar.